Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak sarma tarifi vereceğim. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Evet, hadi bakalım yapımına geçelim. Evet, öncelikle yapraklarımı suya bastım arkadaşlar. Akşamdan suya basarsanız daha iyi tuzunu çıkartmış olursunuz. Eğer tuzsuzsa direkt sarabilirsiniz. Evet ve hemen 2,5 su bardak pirincimi daha önceden yıkadım, süzdüm. Tabağıma ekliyorum. Bir çay bardağı bulgur ekliyorum. Ve burada soğanlarımı daha önceden doğramadım arkadaşlar. Size göstermek için ince ince doğramanız gerekiyor soğanları. Eğer büyük büyük doğrarsanız içinde böyle hoş olmaz. Tadı da güzel olmaz. Şöyle gösterdiğim gibi çok ince ince doğrayın arkadaşlar. 2 adet soğanım var. Evet, soğanlarımın ikisini de böyle ince ince doğruyorum. Bu arada arkadaşlar yapraklarınız böyle çok kalın olmasın, damarlı olmasın, ince böyle yapraklar olsun. Ona dikkat edin. Evet, soğanlarımı hemen pirincin üstüne ekliyorum. Bir demet maydanozum var. Onları da ince ince kıydım. Onları da ekliyorum. 2-3 adet yeşil biberim var. Ben daha önceden buzluğa koymuştum arkadaşlar, difrize. Onları da ekliyorum. Ve şöyle menemenlik soslarım var benim. Suyunu süzerek böyle sadece posasını alarak şöyle 5 kaşık kadar içine ekliyorum. Domates de rendeleyebilirsiniz ama çok fazla sulu olmasın. Çünkü o zaman sarmanız kolay olmaz, böyle cıvık cıvık olur, elinize gelir. Şöyle 1 kaşık biber salçası, 2 yemek kaşığı da dolu dolu domates salçası koydum. Karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ekledim. Baharat miktarını zevkinize göre ayarlarsınız. Birer çay kaşığı ekledim. Ama kuru nanemi 2 dolu dolu tatlı kaşığı ekledim arkadaşlar. Kuru nane çok yakışıyor bu yaprak sarmaya. 1 tatlı kaşığı dolu da limon tuzu çay bardağıma koyup üzerine sıcak su ekleyip erittim. Eğer toz limon tuzuysa direkt koyabilirsiniz. Onu da ekliyorum. Bu arada sunmak da kullanabilirsiniz. Benim sunmağım yoktu, limon tuzu kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yapraklarım tuzluydu. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve hemen onları iyicene karıştırıp harmanlıyorum. Evet, iyicene birbirine karıştı. Şimdi yapraklarımın saplarını ayıklıyorum. Bir makas yardımıyla veya bir bıçakla saplarını kesiyoruz. Gördüğünüz gibi yapraklarım incecik, taze taze. Böyle çok büyük yaprakları tercih etmeyin arkadaşlar. Onlar biraz damarlı oluyorlar, sert oluyorlar, kılçıklı oluyorlar. Bunlar daha güzel.
Şöyle nasıl sardığımı da göstereyim size. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar iç harcımdan koyuyorum. Elimle düzeltiyorum. Ve bir üstüne katlıyorum. Yanlardan katlama yapıyorum. Ve sıkıştırarak sarıyorum. Ama çok çok sıkı sıkı sarmayın arkadaşlar. Çok sıkı sararsanız içi güzel pişmez, kuru olur. Çok gevşek de olmasın. O zaman da açılır yapraklarınız pişerken. Böyle hafif sıkı olsun. Bir tane daha gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok sıkmıyorum ama gevşek de sarmıyorum. Evet. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Tencereme diziyorum. Bu arada arkadaşlar istediğiniz yemekler varsa tariflerini yorumlarda belirtirseniz sizler için elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Evet, hepsini aynı şekilde sardım. Tencereme dizdim. Şöyle şekilli olarak da koyabilirsiniz tencerenize. Çok daha hoş duruyorlar. Ve hemen ocağıma alacağım. Ocağıma aldım. 2,5 su bardağı sıcak su ekledim üzerine arkadaşlar. Şöyle bir tabak da koydum üzerine dağılmasınlar diye. Ve hemen kapağını örtüyorum. Şöyle kaynamaya başlayıncaya kadar kapağını tekrar açıp göstereceğim. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum ve yavaş yavaş pişmesini sağlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi altını kısacağım ve kapatacağım. Şöyle 35-40 dakika kadar pişirdim ben arkadaşlar ama bu pirincin cinsine göre değişebilir. Kontrol edersiniz bir tanesini açıp bakıp. Pirinci eğer yumuşamışsa pişmiştir. Çok güzel piştiler. Şimdi onları bir servis tabağına çevireceğim. Evet, sunumunu da göstereyim size. Yumuşacık oldular gördüğünüz gibi hiç sert değil. Kısık ateşte piştiği için. Evet, şimdi bir servis tabağına çevireceğim. Şöyle bir tepsiye de çevirebilirsiniz. Benimki biraz düzdü servis tabağım. Evet, burada da biraz şov yapalım. Ve yapraklarım hazır. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.